Merhabalar. Bu videomuzda Excel 2016 ile ilgili olarak genel bilgiler vereceğim sizlere. İlk olarak Excel 2016 programını açtığımızda karşınıza şu görmüş olduğunuz ekran gelmektedir. Bu ekranda sol tarafta daha önce kullanmış olduğunuz dokümanlar listelenmekte, çalışma tabloları, çalışma sayfaları listelenmekte. İsterseniz bunlardan hangisini kullanmak istiyorsanız ona tıklarsınız ve açılır. Onun dışında ortadaki alanda da hazır Excel şablonları yer almaktadır. Bu şablonlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şablonlar aynı Word 2016'da olduğu gibi hazır kalıplar aslında. Excel'de hazırlanmış kalıplar. Bu kalıplardan istediğinizde tıklayıp açıp o kalıplardan kalıbı kullanabilirsiniz. İstiyorsanız eğer Excel 2016'nın internet sitesine girerek daha farklı, daha fazla kalıplarda görebilirsiniz. Word 2016'daki aynı mantıkta işlemektedir bu kalıplar. Bir isterseniz de boş çalışma kitabı üzerinden çalışıp kendi Excel çalışma sayfanızı oluşturabilirsiniz. Boş çalışma kitabına basıp çalıştıracağım ben. Çalıştırdım. Şimdi Word programında dokümanlar, belgeler hazırlıyoruz ve belgeler üzerinde çalışmalar yapıyorduk. PowerPoint'te sunular hazırlıyoruz. Hazırladığımız sunular üzerinden sunumlar, anlatımlar gerçekleştiriyoruz. Excel 2016'da ise biz tablolar, hücreler oluşturuyoruz. Bu hücreler üzerinde, tablolar üzerinde matematiksel ve mantıklar işlemler yapabiliyoruz. Grafikler oluşturabiliyoruz. Görseller oluşturabiliyoruz. Hesaplama işlemleri yapabiliyoruz genel olarak. Eğitsel, akademik, idari anlamda birçok amaçta siz bu Excel 2016'yı kullanabilirsiniz. Birçok anlamda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Ki videoları izledikçe göreceksiniz ki Excel'i kullanmak güzel, zevkli bir iş aslında. Excel çalışma kitabını ilk açtığımız zaman Excel aslında şu anda açtığım bakın tepesinde adında da gördüğünüz gibi kitap. Bir çalışma kitabıdır aslında bu. Çalışma kitabı içerisinde bakın şurada görmüş olduğunuz sayfa 1 yazıyor. Biz sayfalar üzerinde çalışıyoruz ve sayfaların içerisindeki şu anki bakın tıklamış olduğum hücreler üzerinde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir hücre topluluğu oluşturup onun üzerinde işlemlerimizi yaptığımız zaman da genellikle tablo oluşturmuş oluyoruz ve tablo üzerinden işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu tıklamış olduğum her bir öğe aslında adı hücre. Bu her bir hücrenin bir adı var. Örneğin ilk hücre tıkladığım zaman şurada bakın bu hücrenin adı üstündeki harf ve solundaki sayı ile ifade edilmekte. Yani bu A1 hücresi olmakta. Aynı zamanda şurada fareyle gösterdiğim yerde bakın A1 yazıyor. Bu A1 o hücrenin adını gösteriyor. Bakın şuraya tıkladığımızda örneğin F10 hücresiymiş ya da şuraya geldiğim zaman Q29 hücresiymiş. Bu hücre isimleri ileride matematiksel ve mantıksal işlemler yaparken ihtiyacımız olacak kullanacağımız bilgiler. O yüzden şimdiden o hücreleri bilmemiz bizim için iyi olur. İşlem yaparken de genellikle hücre adını kullanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra A, B, C, D diye gidip ilerleyen bir bölüm var görüyorsunuz. Burası hatta en sonuna kadar gidelim bakın. X, F, D harfine kadar giden bir bölüm var. Bunlar bizim sütun isimlerimiz. Buradaki sütun isimlerinden yani harflerinden hangisine tıklarsanız o sütunu komple seçmiş olursunuz. Ve bir işlem yaparken o sütun üzerinden işlemleri gerçekleştirirsiniz. Ama ben C sütunu için değil, C'nin içerisinde şu kadarcık bir alanda çalışmak istiyorsam o alanı seçerek işlemimi gerçekleştirmem yeterlidir. Benzer şekilde sol tarafta birden başlayıp aşağıya doğru giden hatta sonuna doğru gidelim. Bakın 104 bin, 1 milyon 48 bin 576 satır varmış. Bunlar bizim satır hatlarımız oluşuyor. Bu satırlar üzerinden işlemler yapabiliyoruz. İstersek de o rakamlara, sayılara tıklayarak o satırın tamamını seçip o satır üzerinden işlem yapabiliriz ya da şöyle faremize kaydırarak ihtiyacımız olan kadar satırı seçebiliriz. Bununla birlikte istersek bakın şu anda yaptığım gibi fareyle basılı tutup sürükleyerek işlem yapmak istediğim hücreleri seçebilirim. Ya da şuradan şöyle gelip satır sütunları seçerek o seçmiş olduğum sütunlar üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Aynı şekilde satırları seçerek de işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Peki ben birden fazla yeri nasıl seçebilirim? B, C'yi seçtikten sonra örneğin K ve L'yi de seçmek istiyorum. Nasıl yapacağım? B ve C'yi seçtikten sonra klavyeden CTRL kontrol dediğimiz CTRL tuşuna basılı tutarak K ve L'yi tıkladığım zaman onları seçmiş olurum. Benzer şekilde tablo içerisinde, sayfa içerisinde bir yeri seçtikten sonra CTRL'ye basılı tutarak başka yerleri de seçerek seçmiş olduğum hücreler üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebilirim. Aynı işlem satırlar içinde geçerlidir. Hatta ben istersem şöyle bakın hem satır hem sütun hem hücre seçebilirim. Tek yapmam gereken seçerken klavyeden CTRL tuşuna basılı tutmak. Bununla birlikte
Satırların istersem iki sayının arasına gelip bakın geldiğim zaman faremin işareti değişiyor. O bana basılı tutarak o satırların yüksekliklerini ayarlayabilirim. Genişliğini artırıp yüksekliğini artırıp azaltabilirim. Ya da sütunların genişliğini artırıp genişliğini azaltabilirim. Ya da istersem ben birden fazla sütun seçip onların genişliğini arttırdığım zaman bakın hepsi birden genişliği değişti. Ya da mesela satır seçip yaptığım zaman bakın bütün satırların yükseklikleri değişti. Bunları ben ayarlayabilirim. Ya da bakın böyle seçtim, küçük olana geldim, çift tıkladım. Hiçbir işlemi olmadı ama şunu gelip mesela biraz böyle oynattığım zaman hemen onları küçültmüş oldum. Bakın ayarlayabiliyorum yükseklikleri. Word programında, PowerPoint programında olduğu gibi Excel programında da şu görmüş olduğumuz sekme yapısı mevcut. İşte dosya sekmesi, giriş, ekle, sayfa düzeni, formül, veri, gözden geçir, görünüm diye ilerleyen bir bölüm bulunmakta. Bu sekmelerdeki özelliklerin birçoğu Word ve PowerPoint programı ile aynı. Dolayısıyla ben o ortak olan özelliklere pek fazla değinmeyeceğim. Onları Word ve Excel videolarında zaten izleyerek görebilirsiniz. Onun dışında hemen bir yazı yazmaya başlayalım. Mesela bir öğrenci listesi hazırlayalım. Bakın yazı yazmaya başlamadan önce yaptığım tek şey şu. Hangi hücreye yazacaksam gelip o hücreye tıklıyorum. Hatta şuraya yazalım. Ve sadece bir kere tıklıyorum ve yazmaya başlıyorum. Hatta önce bölüm olsun. Bölüm. Yazıyı yazdıktan sonra buradan çıkmamın benim birçok yolum var. Birinci yol, Enter'a basabilirim. İkinci yol, yazıyı yazdıktan sonra yön tuşlarını kullanabilirim. Yukarı, aşağı, sağ, sol diyerek çıkabilirim. Üçüncü yol, yazdıktan sonra klavyeden Tab tuşuna basabilirim. Tab tuşuna, Caps Lock tuşunun üzerindeki tuş. Tab tuşuna basabilirim ve yazımı yazabilirim. Bakın yine Tab tuşuna bastım. Öğrenci ne dedim. Ad soyad diyelim. Bir daha Tab'a bastım. İşte öğrencinin ad soyad sınıfı diyelim. Sınıfı dedim. Şimdi arkadaşlar ve değerli hocalarım. Ben burada taba basa basa bölümden taba bastım öğrencinin o'ya. Buradan taba bastım ad soyada. Buradan da taba bastım sınıfına geldim. Şimdi ben burada bakın enter'a basıyorum. Taba basmıyorum. Enter'a bastığım zaman ne oluyor? Bakın otomatik olarak ilk taba bastığım noktaya geri gelmiş oldum. Bunlar böyle benim yazı yazmamı, daha hızlı bir şekilde çalışmamı sağlayacak pratik bilgiler aslında. Tab tuşuyla ilerleyip Enter'a bastığım zaman ilk başladığım yere geri geliyor. Bakın sayfalar dolusu taba basıyorum şu anda. Enter'a bastığım anda direkt beni en başa götürüyor. Yani ilk taba bastığım ana geri getiriyor. Şimdi ben bunları yazdım ama bakın burada öğrencinin o sığmadı. Ad soyad biraz sıkışık oldu. Sınıfı bölüm geniş oldu. Bunları nasıl ayarlayacağım? Bir yolu var. Örneğin öğrencinin o'yu sığdırmak istiyorsam B ile C sütunun arasına gelip faremin şekli değişti zaten imlecimin şekli. Çift tıkladığım anda bakın onun genişliğine göre ayarladı. Ya da buna tıkladığım zaman bakın ayarladı. Çift tıklıyorum sadece. Çift tıklayarak bunları ayarlayabiliyorum. Ya da eşit sütun genişliği olsun diyorsam bakın seçtim. Ve şuradan gelip basit bir öyle oynama yaptığım zaman hepsi aynı hizaya geldi. Ben bu yazıların hizalamasını, rengini, kalınlığını nasıl değiştireceğimi zaten diğer videolardan izledim, gördüm. Word'de, PowerPoint'te, Excel'de bunları nasıl yapıldı anlatıldı. O yüzden bunlara değinmiyorum. Tek yapmam gereken ne? İşlem yapacağım yeri seçiyorum. Seçtikten sonra yapacağım işlem neyse onu yapıyorum. Onun dışında diyelim ki ben bunu yaptım. İşte buraya öğrenciler de yazdım. İşte yazdım vesaire. Ama ben buraya bölüm öğrencinin o dedikten sonra bölümden sonra şuraya A yani bölümle öğrenci arasında ikinci yani öğretim türünü sormak istiyorum. Birinci öğretim ve ikinci öğretim mi? Ben bu araya nasıl sütun ekleyeceğim. Şöyle sütun ekleyeceğim. Sütun benim seçmiş olduğum hücrenin soluna ekleniyor. Dolayısıyla ben B'nin soluna sütun eklemek için sağa tıklıyorum. Bakın sütuna sağa tıklıyorum. Ekle diyorum ve buraya eklenmiş oldu. Öğrenim türü diyelim. Burada gene şunu çift tıklayıp şöyle genişletelim. Ben bir de burada mesela A ile E öğrencinin arasında öğrenci eklemek istiyorum. O zaman da 4'e gelip sağa tıklıyorum. Ekle diyorum bakın. Ekle dediğim zaman da hemen buraya da bir satır eklenmiş oldu. İstemediğim satırı da ya da sütunu da ona sağ tıklayıp bakın aradaki bir yere sağ tıklamıyorum. O harfin üzerine sağ tıklayıp sil dediğim zaman silebilirim. Ayrıca
Ben şu anda burada size sayfalar üzerinde çalışıyoruz diye söyledim ama burada sadece sayfa 1 yazıyor, görüyorsunuz. Ben şuradaki artıya tıklayarak birden fazla sayfa açabilirim. Açmış olduğum bu birden fazla sayfa üzerinden ayrı ayrı işlemlerimi yapabilirim. Sayfa 1'de yazdığım bilgiyi sayfa 2'de de kullanabilirim, sayfa 3'te de kullanabilirim. İstediğim kadar açıp kullanabilirim. Ayrıca bu sayfa adına ben çift tıklayarak, bakın buraya çift tıklayarak buraya açıp buraya bu sayfa ile ilgili bilgi, isim verebilirim. Bunları unutmayın. Aynı zamanda bu yapmış olduğum şeyi, çizelgeyi, tabloyu ya da neyse onu bir kopya halinde başka bir yerde de kullanmak istiyorsam buna sağ tıklayıp, bakın sayfaya sağ tıklayıp taşı veya kopyala deyip şurada bakın kopya oluştur yazıyor. Kopya oluştura tıklıyorum ve tamam diyorum. Hemen bana bakın deneme, bir tane daha deneme açtı. Aynısından açtı. Silmek istediğime sağ tıklayıp sil dediğim zaman bakın kalıcı olarak silecek, devam etmek istiyor musunuz diyor. Siliyorum. Bunu sildiğiniz zaman bunun geri dönüşü yoktur. Geri al işlemiyle de bu geri gelmez. O yüzden çalışma sayfalarını silmeden önce mutlaka sileceğinizden emin olun. Bunları unutmayın. Burada arkadaşlar sağ alt tarafta bakın şurada bir yaklaştırma, yakınlaştırma, uzaklaştırma seçenekleri var. İsterseniz çizelgeyi yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben genelde %100 ayarını kullanmayı tercih ediyorum. Daha rahat görmemi sağlıyor benim. Aynı zamanda burada sekmelerde görüyorsunuz kes kopyala yapıştır biçim boyacısı zaten Word'de de PowerPoint'te de vardı. Yazı tipi ayarları gene aynı şekilde bulunmaktaydı. Hizalama seçenekleri sağa sola ortaya hizalama, girinti artır, girinti azalt gibi seçenekler Word'de ve PowerPoint'te bulunmaktaydı. Şurada ekstra bir hizalama ayarları var. Hemen onları göstereyim ben size. Örneğin şurayı birazcık genişletelim. Şöyle genişlettim. Hatta satırı da genişleteyim. Şuraya mesela deneme yazdım. Ve hücremi seçtim. Hücreyi seçtiğim zaman bakın şu seçenekler, paragraf hizalama seçenekleri benim yazımı görüyorsunuz. Yazdığım yazı bakın üste, alta, ortaya hizalanabiliyor. İstersem şöyle tam da ortalaya da bilirim. Buradan onu da ayarlayabiliyorum. Sağa sola ortayanın yanı sıra üste, ortaya, alta ayarı yapabiliyorum. Bununla beraber hemen şuradaki bölümde de bakın zaten ne yazdığı da belli. Yazmış olduğum yazının yönlerini ayarlayabiliyorum. İhtiyacıma göre yazımın şekillerini ayarlayabiliyorum buradan. Bununla beraber ben mesela şöyle deneme yazdım. Bir sürü. Hücremden taştı. Ben bu hücremden taştığı zaman ben bunu sadece bu hücreye sığmasını istiyorsam eğer bakın şuradaki metni kaydır tuşuna tıklıyorum. Bakın tıkladığım zaman ne oldu? Bir daha tıkladığım zaman ne oldu? Bir daha tıkladığım zaman ne oldu? Metni kaydır o hücreye yazıyı yazacak şekilde ayarlayan bir özelliktir. Hatta metni kaydırı kapatayım. Bakın hücremi daraltayım birazcık. Daralttım. Metni kaydırı yaptığım zaman bakın ne oluyor? Otomatik olarak hücrenin yüksekliğini de ayarlıyor. Genişlik sabit kalıyor. Sütun genişliği sabit kalıyor. Hücre yüksekliği ayarlanmış oluyor. Bununla beraber bunu şimdi bir silelim. Ben şuraya bir liste adı yazmak istiyorum. Yani işte A bölümü öğrenci listesi yazdım. Ben bunu böyle ortalı olmasını, bir düzenli olmasını istiyorum. Yani şu 4 hücreyi de kaplamasını istiyorum. Dolayısıyla bakın seçtim 4 hücreyi. Şurada birleştirme ortalı yazıyor. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın onu tek bir parçaymış gibi bana ayarlamış oldu. Ben bunun kalınlığını, yüksekliğini vesairesini ayarlayıp şöyle hatta belki biraz daha genişletip bunu ortalayıp daha güzel bir görüntü elde edebilirim. Ayrıca ben şu anda benim yapmış olduğum tabloda ben bu hücrelerin kenarlıklarını görüyorum ama ben yazdırma ayarlarına girdiğimde bakın şurada hemen kısaca yazdırma ayarlarına gireyim. Bakın hücre kenarlıkları görünmüyor. Ben bu hücre kenarlıklarının görünebilmesi için de ben bunlara kenarlık eklemem lazım. Yani işlem yapacağım yeri seçeceğim. Seçtikten sonra bakın öncelikli olarak şurayı kullanabilirim. Şuradaki zaten Word programında da bu özellik vardı. Bu kenarlık ayarından tıklayarak kenarlık ekleyebilirim. Eklediğim zaman kenarlık bakın nasıl görünmekte. Genel olarak Excel'in yapısı aslında bu şekilde. Yani hücreler üzerinden işlem yaparak bir şeyleri gerçekleştiririz. Ve farkındaysanız ben şu yazdırma ekranına girip çıktığım zaman şurada kesikli çizgiler oluştu. Bu kesikli çizgiler de hatta yatayda da kesikli çizgi var. Bakın şurada kesik çizgiler var. Bu şu anlama geliyor. O bir A4 boyutunda kağıdın kaplayacağı alanı göstermekte. Her biri bir A4 kağıdı boyutunda ayarlı olarak benim karşıma çıkmakta. Ben tablomu çizelgemi ona göre ayarlayabilirim. Yani. Bununla beraber burada başka özellikler de var. Onların sırası geldikçe çalışacağız, inceleyeceğiz, beraber kullanacağız.
Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.